Canım sevgilim, seninle öyle mutluyum ki. Ben de öyle. Bak göreceksin, ileride daha iyi günlerimiz olacak. Ben su getirip geleyim. Mutluydum ama bilemezdim ki. Meğer bela aklıma geliyormuş. Kaderim, düştüm içimde. Rahat bırak kızı, çektir be! Çektiriyorum, gel bırak. Canımdan çok sevdiğim kardeşim öldü. Bu acıyı sen de çekeceksin. Çekeceksin, çekeceksin. Peşini bırakmayacağım, bırakmayacağım. Kardeşimi öldürdün sen! O bir kazaydı. Ve ben günahımı, cezamı çekerek ödedim. Hayır, hayır! Ödemedin! Ödemedin, ödemedin! Bu elinle mi vurmuştun kardeşimin boynuna? Söyle, bu elinle değil mi? Sen de onun gibi öleceksin! Yakup! 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 Ne olur be! Yakup! Ne olur! Ne olur!
alalım. Aslan sütü hazır. Param yok yine patron. Borcun iyice büyüdü. Ama sana para vereceğim. Sözümde durmazsan dünyaya dar getiririm sana. Kardeşine güven. Bütün tarla senin. Öyle olsun. Aslan sütünü de döktük mü tamamdır. Atın yolun ortasına. Hadi çabuk, çabuk. Senin yüzünden freni bile şey etmeyi unuttum. Hadi atla çabuk! Sek dişini, az sonra hastanede olacağız. Oluk gibi kanın akmış, hala umurunda bile değil. Başın ne zaman dara düşerse benim çiftliğe gel. Sığınabileceğin bir yerin olduğunu unutma. Destek olurum sana. Kader arkadaşım, ikimiz bir boydayız. Biz delikanlıyız. Arkadaş, ne malum varsa gör!
olmaz böyle. Hadi yürü. Üzerindeki bu mutluluğu kurmak için neler çektik baba. Uykularından haykırarak uyanmaların yeni bitti. Yusuf yeniden her şeyi berbat etmesin baba. O benim en iyi arkadaşım. Çok korkuyorum baba. Korkma kızım, korkma yavrum. (Gülüyor)
seni istiyor. Ha. Ben de onu görecektim. Param bitmişti de. Siz devam edin. Gidelim. Gazeteler sadece kadından yazılar yazıyor. Yusuf'tan hiçbir haber yok. Meraklanma patron, yarın muhakkak yazar. Kesme! Pisi pisine kaçırdık herifi. Ama yılanın deliğine girse onu bana mutlaka bulacaksınız. Polis peşimize düşerse her şey biter, mahvoluruz. Merhabalar. Bakıyorum keyfin yerinde. Aşağıdan hala bir haber yok. Merak etme, zamanı gelince onları alacaksın. Yalnız... para. Borcun attı. Ama yine de sana 100.000 versinler. Ya öyle mi? Tedavi mi ediyorsun yoksa başka bir şey mi? Babamın mutluluğunu bozacak her şeye engel olurum. Dikkatli ol. Sen bana karışamazsın. Zeynep'im. Olmadı, gene olmadı. Gene yenildim. Sözümü tutamadım. Yazıklar olsun bu hayata. Bir gün bir sevinci, bir mutluluğu tadamayacak mıyım? Sana ellerimle güzel bir şey getiremeyecek miyim? Al Zeynep. Ne kadar iyisin Veysel Bey. İyi olan sensin. Bir de abin gelince... Gelecek değil mi? Gelecek de ne demek? Tabii gelecek. Hem de parayla. Sonra da doktora gideceğiz. Bana gölü ve vadiyi anlatsana. Yine her zamanki gibi mavi. Bana niye anlatıyorsun? Yakında kendi gözlerinle göreceksin. Abimi o kadar özledim ki. Sesini, kokusunu, her şeyle burnumda tüter oldu. Bir de onu görebilsin. Abimin bir atı olsa binse de gelse... Şu masum hallerine bak. Aslında insanı kudurtan, çıldırtan bir zehir bu. İyiye kullanıldığı zaman da altın gibi. Kötüye kullanılırsa insanlığa çok zararlı. Kanun dışı bir şey. Bazı insanlar için milyonlar değerinde bu tarla. O insanlar insan değil. Büyük paralar kazanmak için tüm insanları zehirlemek insanlık değildir. Bunlar devletin, köylünün malı. Bir tanesine dokunanın canını okurum. Geride kalmış bir yığın pislik getirdim. Evet. Onun için gitmem gerek. Evet, mutlaka. Gidiyorum öyleyse. Benim yüzümden başınıza bir şey gelmeyecek. Meraklanma. Hiç kimsenin başına dert olmak istemem.
Senin yüzünden dürüst yaşantımızı bozamayız. Bu duruma gelmek için yıllarımızı verdik biz. Babamın yüzü daha yeni yeni gülmeye başladı. Mutluluklar dilerim size. Bize karşı, hayata karşı niye bu kadar zalimsin? Neden? Hayat mı? Ben sana anlatayım hayat. Bir inşaatta çalışıyorduk. Bir arkadaşımız düştü. Boynu kırıldı. İşi paydos ettik. Patron geldi. İşbaşı yapmazsak haftalıklarımızı vermeyeceğini söyledi. Atıldım boynuna. Adamlar girdi araya. Beynime inen yumrukların ve demirlerin hesabı yoktu. Yere yığıldım. Tekrar doğrulup son gücümle yapıştım yakasına. Ama adamlar durmuyordu. Gene yere serildim. Hayat dediğim budur işte, anlıyor musun? Bu! Hapiste bileği bükülmeyen bir koğuş beyi vardı.
Yemin etmiştik biliğini bükeceğiz diye. Ve gece koğuşa balçık getirttik. Başladık yoğurmaya. Tıpkı şimdi yapacağımız gibi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Başaracaksın, hadi göreyim seni. Biraz hayret. Biz de delikanlıyız. Bak Yusuf, bak dinle aklıma ne geldi bak. Küçücük iki çocuktuk değil mi? Açtık, bir bahçeden erik çaldık. Şişman köpekli bahçıvan peşimize takıldı. Hem polis diye bağırıyor hem de ardımızdan koşuyordu. Sizi ve laflar sizi yapıldım. Erik çalarsınız ha? Aa, polis! Polis! Nasıl kaçmıştık? Hadi kaçalım. Uykumda seyitlerken bir kızdan söz ediyordum. Kimdi o Zeynep dediğin? Bir kız işte. Güzel mi var? Hem de çok güzel. Onu seviyorsun tabii. Hem de nasıl. Canımı bile veririm onun için. Ne kadar talihliymiş o kız. Evlenecek misin onunla? Ha? Evlenmek mi? Hay Allah! Zeynep benim kız kardeşim. Ya! Ben de sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Yalan!
kalmaz sararıp susam verirler. Hem de çok verimli bir yıl oldu. Nasıl bir adam bu arkadaşın Yusuf? Sağlam, mert, 10 numara bir delikanlı. Yarışa. Nasıl bir yarış? Tarlaya kazık çakacağız. Varım be Hasan. 5'i senin, 5'i benim. İkimiz bir boydayız. Kazık da yanmıyor namussuz.
neredeyim ben? Analığım kaynakta bulmuş seni. Yılan sokmuş. Sonra bana haber verdi. Seni birlikte getirdik. İyisin ya Yusuf. Sakın ayağa kalkma. Babama haber vereyim. Abim! Abim geldi. Hoş bulduk dünyalar güzeli. Nasılsın? İyiyim. Baba! Abim geldi. Oğlum! Babanın maşallahı var. Allah nazardan saklasın. Oğlum benim, babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öpeyim baba. Özlemiştim seni. Nasıl gidiyor okul? Bomba gibi. Ziraat mühendisi olarak şu cennet toprakları senin elinde daha da bir güzelleşecek. İnşallah baba. Sevda! Efendim Hasan? Güzel bir sofra hazırla bize. Olur. Bir yanımda canım kanım oğlum, öbür yanımda en iyi arkadaşım. Dünyanın en mutlu adamıyım şu an. Hamdolsun Allah'ıma. Bütün canlarımın şerefine. Afiyet olsun. Ben biraz uzansın. Oldu arkadaşım. Zaten yorgun görünüyorsun. Hadi, afiyet olsun. Sağ olasın. Oğlum, ben yaşlanıyorum. Bana bir şey olursa, Yusuf arkadaşımla omuz omuza olacaksın. Ben onunla yan yana olunca, dağlar bile dayanamazdı bize. Sen de öyle yaparsın. Hanım, otur şöyle karşıma. Birlikte bir iki kadeh parlatalım. Hadi. Müsaadenle baba. Tabii, rica ederim oğlum. Afiyet olsun. Hadi bakalım hanım. Dünyalar güzeli. Babamın arkadaşı neyin nesiymiş biliyor musun? Pek bildiğim yok. Yalnız iyi bir adam. Hayatta bağlı olduğu kimi kimsesi yok muymuş? Gözleri görmeyen bir kız kardeşi varmış. Zeytinli köyde. Hepsi o kadar. Gideceğim. Ama biraz konuşmak istiyorum seninle. Konuşacak hiçbir şey yok. Bu odadan bir an önce gitmeni istiyorum. Benimle böyle konuşma. Kendini ne sanıyorsun? Ben bir ortam hanımıyım yani. Ben de genç bir kızdım. Benim de hayallerim vardı. Babam ayyaşım biriydi. İşsizdi, beceriksizdi. Hayatın zulmüne yenik düştü. Öldü. 17 yaşında çalışmaya başladım. Güzeldim. Nerede çalışsam herkes bir şey istiyordu. Dayandım. Ama bir kadın nereye kadar dayanabilir? Kovuldum. Sokaklara düştüm. Oyunda yenilmenin acı yaşantısıdır sokaklar. Alın yazısıdır. Onun ötesi daha kötü. Daha zalim güçlerle doludur. O zaman babam aklıma geldi. Ölmek istedim. Sonra Hasan'a rastladım. Beni sevdi. Yaşadığım o bataktan çekip çıkardı. Ve sen ne güzel teşekkür ediyorsun. Elimde değil. O bir şey, toprak delisi. Gözü beni bile görmüyor. Ben bir mal gibiyim. Bir at, bir inek gibi. Anlıyor musun? Onun hakkında böyle konuşamazsın. Ben bir kadınım. Ve ilk defa arzu doluyum. Defol! Çık buradan! Ben sana gösteririm Yusuf. One, two, three, and...
Hayır, böyle konuş. Durup dururken gitmek niye? Gitmemeyi isteyen sensin. Haklıyım. Yalvarırım. Hayatımda üzmek istemediğim insanlardan biri de sen. Ama insanın elinde olmayan şeyler de vardır. Peki hep böyle kaçacak mısın? Hayatının sonuna kadar kalmak istediğin bir yer olmayacak mı? Bilmiyorum. Ben biliyorum. O kadar gençsin ki, insan senin yaşında her şeyi olmasını istediği gibi görür. Hayır, ilk kez ne istediğini biliyorum. Biliyorum, bulutların üzerinde yüzer gibiyim. Seni çok seviyorum. Ne olur kal. Bir gün, bir yerde kalmaya karar verirsem, o yer mutlaka burası olur. Araziye bak. Bunlar senin yarınların işte. Beni bugün ilgilendiriyor baba. Hala afyonları devlete vermeyi düşünüyor musun? Elbette. Ben sağken kimse elini süremez onlara. Hiç kimse. Bak baba, konuştum, anlaştım. Benim dediğim yere afyonları teslim etmezsek başımız derde girer. Tekin adamlar değil onlar. Sen ne diyorsun oğlum? Benden habersiz ne işler karıştırdın? Niye başımız derde girecekmiş? Bele olsun olur. Kader arkadaşımla ben ne zorbaları savuşturduk. Arkadaşına fazla güveniyor. Maksadını biliyor musun? Ne demek istiyorsun? Burada afyon için kalıyor. Bir de farkında olmadığım bir mesele daha var. Analığım ona yangın. Mercimeği fırına vermişler bile. Yalan! Yalan söylüyorsun! İkisi için de böyle konuşamaz. Bunu bir de kendilerine sor. Oğlum bile olsan gebertirim seni. Git! Defol! Yüzüm görmesin seni! Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Haklı olduğumu anlayacaksın bir gün. Kuşlar mı konar? Benden bir şeyler gizliyorsun sen. Benden ne gizliyorsun ki? Söyle. Ne söylüyorum? Sen bilirsin söyle. Hayır, ateş olmayan yerden duman çıkar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Seni bir bataktan çıkarıp insan yapmak istedim. Yazıklar olsun sana gitti. Söyle ne geçti? Söyle! Yalan! Yani iki olsa burada kalırdı! Yalan baba, yalan! Ben bilmez miyim beni bir çekil? Kadın milleti değil misiniz? Geberteceğim! Yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun! Ama kabahat bende! İnsanlık yaptım! İnsanlık yaptım! Kader arkadaşım ha? Gel buraya. İkimiz bir boydayız öyle mi? Oh!
mıyız ha? Bölüşülen ekmeğin kokusu ha? Niye vurmuyorsun? Utanıyor musun yoksa? Ha? Sana bir can borcum vardı. Duyuyor musun? Ha, duyuyor musun söyle? Arkadaşım dediği biri var. Sadece biri. Sert ve suskun bir adam. İşimizi bozabilir. Bu adamı satış etmenin bir yolu var mı? Var. O ters adamın körü bir kız kardeşi varmış. Zeytinli köyde kalıyormuş. İşe ondan başlarsak satış edebiliriz onu. Günlerdir abinden ses seda yok Veysel dayı. Gözüm seyiriyor. Tek hayır alamet değil ama bazen de iyiye dönüşür. Abin gelecek herhalde. Ha, işte bak. Abi mi? İşte burası. Neden konuşmuyorsun dayı? Gelenler yabancı. Niyetleri kötü olabilir. Hadi biz içeri gidelim. Buraya doğru geliyorlar. Hadi yürü kızım. Şimdi zamanı geldi. Yürü Ayhan, gidiyoruz. Bırakın beni! Thank you.
Durun! İçin her şeyi yaparım. Ne oldu Veysel dayı? Zeynep'i kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Nereye? Karahasan'ın çiftliğine. Sizi nasıl bulmuşlar? Nasıl bulduklarını bilmiyorum. 6-7 kişi kadar vardılar. Yusuf denilen o adam mutlaka gelecek. Onu şanlı istiyorum. Tarlayı da yarın kaldıracağız. Ben kaleye gidiyorum. Hata istemem. Duruyorsunuz, davranın!
Sen olduğunu tahmin etmiştim. Deryalar, Kanlıca deryalar, biz de Şanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Şuraya bak, bir sandal. Kıskanede. Diğer ikisi şurada.
Şansın bol olsun. Senin de. Nereye gidiyorsunuz benim? Abine. Abinin. Ne sandın ya? Thank you.
kalbimin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben abimi özledim. Hem abimi, hem köyümü, hem evimi özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben abimi özledim. Abimin bir atı olsa, binse de gelse. Uçan da kuşlar şahit olsun, ben abimi özledim. Hem abimi, hem sılamı, ben evimi özledim. Uçan da kuşlar şahit olsun, ben abimi özledim. Seni bekliyordum Yusuf. Geç bile kaldın. Gel de kardeşini al. Korkuyor musun yoksa? Hadi! Abiciğim! Abi! Seni bekliyorum. Gelme abi, ne olur gelme. Gelmezsen kardeşini aşağı atarım. Gelme abi, ne olur gelme. Öldürecek seni. Sen yaşamalısın. Ben kırım. Ölsen de fark etmez, gelme. Unutma, kardeşimin intikamını alacağımı söylemiştim sana. İşte o gün geldi, çattı.